dosyayla ilgili ifade verirken sana göre bu boşlukları nasıl doldurabildiler böyle? Burada soruşturmanın sence ilk aşamasında bir eksik, bir tamamlanamayan şimdi, bir şey var tabii, mı? Nasıl görüyorsun bu istihbarat ve güvenlik konularında uzman birisi olarak? Şimdi baştan aşağı soruşturmada, şimdi bu devletin işi şöyle yürüyor. Bu soruşturmada her gün ne yapıldığını saat saat yazarlar. Evet. Yani bunu geriye dönük. Şimdi bir şeyle tetik etmek lazım. Elimizde tüm yani soruşturma nasıl yapıldığına dair bilgi olmadığı için çok iddialı, hani soruşturmada eksik var mıdır, iddialı yorum yapmak istemem. Çünkü bu kadar önemli bir olayda eminim bütün mesailerini bu işe ayırmıştır oradaki jandarma ve savcılık makamı. Ama burada kritik mesele gerçekten cenazenin geç bulunması. Yani bu biraz sorun. Yani evet, o adli tıp açısından ciddi derecede sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii Türkiye'nin adli tıp potansiyeli yüksek, uzmanlar var. Zaman, biraz belki zaman içerisinde bazı yeni deliller adli tıptaki incelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır. Ayrıca da bu telefon kayıtları vesaire ile ilgili de bence çalışmalar yapılabilir. Onlar geri çağrılabilir, recall edilebilir. Ki bazıları geri getirilmiş, getirilir. Bir telefon görüşmesi de var. Üzerine konuşulan, değerlendirme yapılan. Yani şimdi o teknikler ileri seviyede, telefonlara da el konulduğu için onlar kurtarılabilir. Tabii bunların ben bazı hani çok ne kadar doğru bilmiyorum. Hani wipeout tarzı sildiğin zaman milyon kere silme işlemini yapıp recall etmeyi, geri çağırmayı engelleyen küçük basit application'lar var. Evet. Onlardan kullanmış mıdır? Öyle bir şeyler de duymuş. Yani o zaman Türkçesiyle sıkıntılı var. Söyleyelim, bul kurtar programları. Evet. Aynen. Yani evet, teknik söylüyorum. Yani silinen bir şey geri çıkartabiliyorsunuz. Çünkü evet, ama böyle programlar kullanıyorsanız onları biraz kurtarmanız zor hale gelebiliyor. Bir konumuz daha var. Benim bu meselede özellikle üzerinde durduğum ilk üç günde yapılmış olan eksikler, şüphelilerin jandarma aramalarını yönlendirmesi, olayı yani bulunma ihtimalini geciktirmesi, çok sayıda dosyanın çok sayıda ifadeyle bu şekilde farklı çelişkili ifadeyle doldurulması de, ama olay yeri kısmı çok önemli. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Telefonları da hemen dinlemeye ve canlı dinlemeye alınması da önemliydi. Almışlardır belki. Evet. Yani o çocuğun kayıp ilanın olduğu andan itibaren herkesi dinleme mahkeme kararıyla. Bir konuğumuz daha var. Tabii. Olay yeri incelemesiyle ilgili, çünkü orada da bazı eksikler olduğu, otopsi öncesinde naaşının bulunduğu saatten otopsiye sevkiyle ilgili bazı bölümler var. Bir 3-4 saatlik boşluk var. Hı hı. Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halis Dokgöz. Narinin bulunduğu saat, dere yatağında çuval içinde bulunduğu jasad timleri tarafından bulunduğu saat 06. Savcının talimat verip olay yeri inceleme ekibini olay yerine yönlendirdiği saat 9 ve işlemin yapıldığı fotoğrafların çekildiği saat 9.50. Bunu kayıtlardan söylüyorum. Bir adli tıpçı, daha önce adli tıp kurumunda da görev yapmış bir isim olarak, aradan geçen 3,5 yaklaşık 4 saatlik bir süre var. Bu süre bazı şeylerin bulunmasına ya da bulunmamasına neden olabilir mi Halis? Evet. Gerçekten bu soruşturma aslında bizim adli tıp pratiğinin de, soruşturma evresinin de hep her şeyin gözden geçirilmesine yol açıyor. Bu bakımdan ben bunu olumlu görmekle birlikte aslında buradaki soruşturma sırasında tam da ifade edemiyorum ama bazı delillerin kaybolmasına yol açtığını söyleyebiliriz. Bu çok ileri bir değerlendirme olmaz. Yani aradan geçen neredeyse 3,5-4 saatlik zaman tabii ki bazı değerlendirme ve yorumlamada sıkıntılara yol açabilecek bir durum. Peki benim bir sorum var. Özellikle bu 4 saatlik süre, özellikle suda boğulmalarda ya da suda vefat hallerinde, sudan çıktıktan sonra 4 saat geçtiğinde cenazenin, herhangi bir cenazenin çok hızlı çürüdüğü, aslında çıktığı haliyle aradan geçen süredeki hali arasında çok ciddi bir fark olduğuna dair bir bilgi var. Bu bilgi doğru mudur? Çürüme hızlanır mı? Bazı şeyleri bu 4 saat içinde herhangi bir işlem yapılmadığı için çürüme engel olabilir mi? Bu çerçeveden ne dersin? Şimdi eğer akut evre olsaydı, hani bu bir haftalık bir ceset olsaydı, 10 günlük bir ceset olsaydı belki farklı şeyler konuşabilirdik ama 19 gün gibi uzun bir süre sonra
bulunan bir su altında bulunan bir ceset söz konusu. Ve bu süreç içerisinde de zaten bir takım bozulmalar, çürümeye ait bulguların olduğunu biz basına yansıyan adli tıp raporlarından görüyoruz. Ben hep vurguluyorum, burada bir daha vurgulamak isterim. Suyun altında kaldığı için kısmen bu çürüme sürecinin biraz uzadığını düşünüyorum ben. Yani çuvalın içerisinde olması, kapalı olması, kısmen Temmuz, Ağustos gibi sıcak ayları düşünürsek sinek ve böceklere karşı ve diğer çürümenin unsurlarına karşı korunaklı bir yapıda bulunması cesedin kısmen korunduğunu düşündürtüyor bana. Bunun da kanıtı otopsi sırasında bu olgudan 91 örnek alınması da bunun delili. Yani bu kadar fazla biz delil, örnek normalde almayız. Demek ki bir takım şüphelendiğimiz durumlar var. Bu 4 saatlik süre önemsiz demiyorum, kesinlikle önemli. Yani biz mümkün olduğu kadar hızlı transfer edip hatta bazen olay yerinde değerlendirmeler yapıp sonrasında süreci tamamlamamız gerekir. Tabii ki 3,5-4 saatlik süre uzun bir süre. Ama çürümenin daha da hızlanmasını sağladı, bulgular elde edilmedi diyemeyiz. Yani o kadar bulguların yok olacağını düşünmüyorum ama örneğin şimdi dedektif sinek ve böcekler de devrede diye medyaya yansıdı. Adli Tıp Kurumu'ndan da buna yönelik bu bilgiler gelmeye başladı. Eğer bu çocuğa sonradan da, çünkü biz biliyoruz ki olay yerine ilk ne polis gider ne jandarma gider. Olay yerine ilk sinek ve böcekler gider. Çünkü oradadır onlar. Bu çocuk öldüğünde hemen mi suya gömüldü? O arada mı sinekler, böcekler yumurtasını bıraktı örneğin? Yoksa bu 4 saatlik bekleme sürecinde mi bu sinekler, böcekler buraya geldi? Bunlara da bilemiyoruz. Yani sürecin hızlı yönetilmesi gerekiyor. İlk baştan beri. Bu 4 saatlik sürede tabii ki olumsuzluklara bir ek. Evet. Çuvalda, narinin bulunduğu çuvalın içinde bir kaval kemiği olduğu değerlendirilen bir kemik var. Bu acaba olay sırasında narin katledilirken bir saldırıya uğradığının işareti, çünkü ki sol diz bacağı, sol bacağı diz kısmından itibaren yok. Ama ayrıca bir kemik çuval içinde çıkmış. Bu neye işaret ediyor sence? Bu olay değerlendirirken şuna bakarız biz. Bir, bu kemik kime ait? Narine mi ait, başka birine mi ait? Mutlaka DNA incelemesiyle bu saptanır. Birincisi bu. İkincisi, o dizdeki kopma eylemi çocuk canlıyken mi gerçekleşti yoksa öldükten sonra mı gerçekleşti? Bunun ayrımını da adli tıp uzmanları yapar. Nasıl yaparlar? Hem makroskopik gözle değerlendirip o dokudaki değişimleri incelerler, hem de histopatolojik yani mikroskopik incelemeyle bunu kanıtlarlar. Çünkü bu canlıyken yapılmışsa farklı bir değerlendirme söz konusu, öldükten sonra yapıldıysa farklı bir değerlendirme söz konusu. Hani transferi kolaylaştırmak, gömmek için ya da delil yok etmek için yapılmış olabilir vesaire. Bir diğer soru da, sorun da su altında kaldığı için mi oldu bu kopma ya da kemikleşme gibi bir iskeletleşme gibi soru geliyor. Ben bu görüşe katılmıyorum. Neden? Çünkü eğer su altında kalmaya bağlı bu değişiklik olsaydı biz bunu diğer uzuvlarda da görürdük. Kollarında, bacaklarında, diğer bacağında, diğer kollarında. Yani bu sorunun yanıtını adli tıptan gelecek o incelemede, laboratuvar sonucunda çok net söyleyebileceğiz. Söyleyebileceğiz. Peki Halis Dokgöz'e çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için. Son bir dakikamız. Evet. Genel bir değerlendirmeyle kapatalım istersen. Yani sence bir sonuç alabilecek miyiz 10-15 gün içinde? Almak zorundayız. Yani bir kere almak zorundayız yani. Bu almak zorundayız diye soruşturmayı zorlayacağız, olmayacak şeyler olacak manasında değil. Şimdi ben o kadar kötümser değilim. Çünkü bir zaman alabilir, hocam daha iyi bilir, zaman alacaktır yeni adli tıp incelemeleri. O alınan örneklerden zaman içerisinde bu sanıklarla ilgili başka yeni bulgular ortaya çıkınca bunlar tekrar bir daha ifadeleri vesaire de alınabilir. Bunu yapabilir savcılık. Yani burada maalesef yavrumuzun görmemesi gereken bir şeye şahit oldu ve o sırada işte ya uyuşturucu kullanan abi ya da işte babayla anne arasındaki bir amcayla anne arasındaki bir ilişki
bu şekilde yani bu kısma kadar getirilmiş. Bir de naaşı cesedi taşıyan Nevzat'ın ifadeleri var. Evet. Yani ortada bir aslında ciddi de, delillendirme de var aslında. Evet, annenin de çene yapısına dair fotoğraflama vesaire evet. kalıp alındı. Daha önce Enes'teki izle birlikte evet. olay sırasında annenin Enes'e yani Narin öldürülürken Enes'e saldırdığına dair bir bilgi de var. Ama tabii bütün teferruatını bizim burada aktarmamız mümkün olmayan... Tabii tabii. Bilmediğimiz şeyler olabilir. Evet, soruşturma gizli. Biz evet, soruşturma gizliliği değil. İçinde değerlendirilen şeyler var. Ama şuna dikkat çekmekte de fayda var kapatırken. Narin Güran 8 yaşında bir kız çocuğu. Yani geride güler yüzü çevresindeki insanlara sorduğumuzda tarif ettikleri birkaç cümle var. Çok sosyal bir çocuktu, çok cana yakın bir çocuktu diye. Bütün hikayesi bununla sınırlı bir çocuktan. Ama ailesinin, aile çevresinin birinci derecede aile ve akrabasının evet. kurbanı olmuş ve bu artık maalesef. Kesinleşmiş olan bir çocuktan bahsediyoruz. Daha önce de ifade etmeye çalıştık. Anadolu'da böyle taşrada çok olur. fazla köy var. Sorun artık Narin meselesi olmaktan çıktığını gösteren bir durumla da karşı karşıyayız. Umarım çok kısa zamanda savcılarımız bu konuda sonuç alacak ve bu soruşturmayı sonlandıracaklardır diye düşünüyorum. Kapatırken teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.